Efendim saat 16 ve Haber Kritik'le haftanın ilk Haber Kritik'iyle karşınızdayız. Stüdyomuzda Şaban Sevinç ve Rahmi Aygün var. Üçümüz birlikte hafta sonundan bugüne yansıyanları değerlendireceğiz. Bugün gelişen olaylar elbette var. Onlara ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Rahmi, iyi bir hafta sonu geçirdiğini umuyorum. Öyle sayılır. İyi. Senin nasıl geçti Şaban? Benim de iyi geçti. Ben İstanbul'a gittim hafta sonunda. İstanbul'da mıydın? Evet. Birbirimizden haberimiz yok. İyi geçmiş seninki o zaman. Benim, Boğaz görmüşsündür en azından. Boğaz gördüm, şöyle geçtim Boğaz'ın. Boğaz'dan geçtim, evet. Bizim evet. Üstünden yani. Değil, yanından geçtim. Ya, üstünden de geçtim, köprüden geçtim, evet. Yüzerek gitmediysen köprüden geçeceksin. Doğru, köprüden arabayla geçtim. İki kere geçtim, bir giderken bir gelirken. Bizim malum yeni İstanbul stüdyomuzu taşıma hazırlıklarımız sürüyor. Yeni binada bir şey yaptık, baktık, inceledik. Şeyler, daha iyi stüdyo inşaatlarımız olacak. Evet. Onun müjdesini verelim İstanbul'da. Yani 5-10 güne kadar inşallah İstanbul'da yeni stüdyomuzdan, yeni büromuzdan yayına İstanbul yayınlarımızı başlayacağız. Yani Nisan'ın işte ilk haftası içinde tamamlanmış olur diye düşünüyoruz, görüyoruz. Öyle bir de başka bir görüşmelerim vardı. Ondan sonra kızımı da orada. Kızımla görüştüm sonra. Senin için şahane oldu. Döndük, evet. Güzel geçti diyebilirim. İyi başladık programı, böyle de gidelim. Şimdi ben anlatayım. Tamam, sen anlat o zaman. Benzine kaç kuruş zam geldi? 12 kuruş zam geldi. Bu gece arasından geçerli. Ucu da açık görünüyor. Yani bu zamlar biraz sık aralıklı ve yüksek oranlı devam edecek gibi görünüyor. Geçenlerde de bir zam gelmemiş miydi? Geldi önce, işte. 4 gün önce. 15 kuruş. Ya bu Brent petrolüne bağlı olarak dolara endeksli fiyat artırımları otomatik. Sürekli yükseliyor ama. 5 liraya geçecek falan derken 6 lirayı da geçiyor benzin. Yani Türkiye'nin kimi yerlerinde 6 lirayı aştı. 3 günde 27 kuruş zam gelmiş. Gerçi senin için fark etmiyor. Hep 50 liralık alıyorsun sen. Evet, ben hiç fark etmez. Ben hep 50 liralık alıyorum. Güzel. Dolayısıyla zam bana yansıyor. Şaban genel müdür olduğu için o hep 100 liralık alıyor. Bülent de güldü. Yani böyle bir iyi bir şey genel müdürlük diyorsun. 100 liralık benzin alıyorsun kardeşim. Koçlar gibi. Ben 25'le idare ediyorum. Evet. Koçlar gibi. Koçlar depoyu dolduruyordur. Gönderme yaptım buradan. Güleriz, ağrılacak. Şimdi arkadaşlar böyle gülün siz, gülün de. Şimdi Derimot Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim diyor ki donumuza kadar ipotekliyiz. Yani iş adamı. Ama hala üstünde en azından, değil mi? İpotekli olsa hala yani, taşıyabiliyor yani. Ama ne demek bu? İşler kötüye gidiyor. Donumuza kadar ipotekliyiz. Olacak. Yakında donumuzda çıkarırlar, alırlar diyor. Kimler? İpotek koyan kişiler. Yani hani oraya doğru gidiyor. Bu Uludağ Ekonomi Zirvesi geçen hafta. Ve bunu söylerken de karşısında AKP'nin ekonomiyi yöneten şahsiyetleri var. Başbakanımız yani. Mehmet Şimşek var. Tabii. TÜSİAD var. TÜSİAD Başkanı diyor ki Türkiye'nin... Yani yabancı yatırımı çekebilmesi için olağanüstü hali kaldırmamız lazım diyor. Bunu adamcağız yani TÜSİAD aylardır söylüyor. Ekonomi hakikaten kötüye gidiyor. Yani biz hani benzini, mazotu 50 liralık alıyoruz falan filan da işte 12 kuruş zam gelmiş. Bugün mü o zam? Bu gece yarısından geçer. Bu gece yarısından zam. Yani hakikaten ekonomide böyle olağanüstü bir şey var. Biz belki, biz de yaşıyoruz şey olarak, Halk TV olarak. Nereden yaşıyoruz? Alacağımızı almakta sorun yaşıyoruz. Mesela önceden alacağımızı bir ay sonra alabiliyor idiysek, şimdi iki ay, üç ay sonra zor alabiliyoruz. Yani adamlar borcunu ödemekte zorlanıyor. Yani şeyler. Piyasa kötü. Reklamcılar falan yani. Piyasa hakikaten kötü. Yani koskoca iş adamı yani. Herkesin de bildiği bir marka bu. Hani evet. Şeyde tekstil değil de ne, konfeksiyon demek lazım. Deri sanayinde. Deri sanayinde. Donumuza kadar ipotekliyiz diyor yani. Türkiye'nin en önde gelen iş adamlarından. Demek derisi. Ki krediyle işi çeviriyor. O krediyle ipotek karşılığı veriliyor. Borçlarını ödeyemediğinde mal mülk ne var hepsi gidecek. Risk, evet, hepsi riskte yani. Tabii fabrikalar, onu atölyeler diyor. Bilmem neler. Sadece kendi riskinden söz etmiyor adam tabii. Tabii. Sektörün sorunlarından söz ediyor. Ekonomi, yani sadece tekstil sektörü de değil bu tabii. De, yani iş dünyası. Var. Anladığım kadarıyla yani şu süreçte bir iş adamının böyle konuşması ama bıçak kemiğe dayanmış belli yani. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış ki adam artık feryat etme noktasında. Evet. Yani bir de o işe o açıdan bakmak lazım. Çünkü bu süreçte herkes şöyle bir lafı edemez.
Ha, bir de değil mi? Bir de hükümet korkusu var, sopası var başlarında yani. Vay sen ekonomiyi kötü mü diyorsun diye kafasına sopayı indirebilir yani. Adam nasıl bir sıkışmışlık yaşıyorsa. Donuna kadar ipotekli hale gelmişse artık yani artık şuradan çıkıyor, tutamıyor artık. Şeyi yani. Hayır, bir de ekonomi iyi diyorlar. Göstergeler nedir? İşte böyle iş adamlarının yakınmaları bu kadar net. İşte döviz artışı. Döviz artışı, dolar 5 4 lirayı. Avro 5 lirayı aştı. Evet. Şimdi bu diyorlar ki dolar değer... Hayır, dolar değerlenmiyor. Türk lirası değer düşüyor. Kaybediyor. Türk lirasının değeri Türk lirası düşüyor. Değeri düşüyor. Eğer senin paran kıymetli değilse ekonominin kötü demek. Yani örtülü devalüasyon diyoruz. Ya bu sürekli katlanıyor. Başbakan Erbistan'ın şeyi var ama. Bir çözümü var. Mehmet Şimşek'in. Kredi almayın sakın. Batarsınız. Riskli kredi almak iş adamlarına diyor. Ortak alın diyor. Yani işletme... Ne demek ortak alın? İşletmeni sat diyor yani. Değil mi? Yani. Yabancı ortağı işaret ediyor genellikle söylediği şey. O hal var gelmiyor. Onu diyecektim. O hal yatırım da gelmiyor, sıcak para da gelmiyor o haldeki bir ülkeye. Aslında hepsi de aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor değil mi bak şimdi? Sonuçlar oraya çıkıyor. Delimot Başkanı diyor ki donumuza kadar ipotekliyiz, battık batacağız. Ey hükümet önlem al kardeşim. Bu gidiş mevcut ekonomik düzen iyi değil, bizleri batırabilir. İpotek altındayız. TÜSİAD Başkanı diyor ki o hali kaldırın. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Hükümet de diyor ki kredi almayın. Faizler yüksek. Ortak alın. Yabancı ortak. O hal var gelmiyor. O zaman o hali kaldır. Yabancı ortak gelsin. Yani yabancı sermaye gelsin. Atıyorum İsmail'in şirketine, senin şirketine, işte Ümit Zahim'in şirketine ortak olsun. Hani %30'unu alsın, %50'sini alsın. Sıcak döviz getirsin Türkiye'ye. Onu da yapmıyorlar. Ne olacak? O hal dediğimiz de demokrasi. Zapturapt. Şimdi Mehmet Şimşek'in söylediklerini tersten okursak eğer, biz battık perişanız diyor yani. Ona geliyor. Yani dövizi İş adamına kredi alma kardeşim. Kredi alacaksan da 3-4 ortak bul. En azından riskini biraz dağıt, paylaştır diyorsa eğer koca bir bakan, hatta başbakan öyle demiyor. Yardımcısı. Kredi alma diyor. Tamam, kredi alma diyor. Krediler çok pahalı. Tamam. Döviz de yükseliyor, batarsın diyor. Peki niye? Ortak al diyor. Krediler niye ortak pahalı? Getirsin, senin şirketine para koysun diyor. Yani atıyorum, senin işte tekstil şirketin var. Yabancı, ben Amerikalı ya da Almanya'dan birisi gelecek, diyecek ki İsmail Bey, ben senin işte tekstil şirketinin %40'ını satın almak istiyorum. Al sana işte 300 milyon dolar. Anladın mı? Al o parayı diyor, ortak al, İşini sıcak çevir. Parayı al diyor, işini çevir diyor. Dediği bu. Yani, tabii bankaya gitme diyor, bankanın hem diyor faizler yüksek. Bak faiz de kontrol edemiyor hükümet. Onu da itiraf ediyor. Niye işe kredi? Kredi niye gitmeyin diyor. Batarsınız diyor. Yüksek faizde. Dövizde Cumhurbaşkanı talimat veriyor ama bir türlü bu faizler düşmüyor. Dövizde borçlanmayın diyor. Dövizde de borçlanmayın şimdi, ayrıca. Yani TL ile kredi almayın. Yabancı bir adam geldi. Niye %30'una 40'ına ortak olsun ki? Ver %51'ine diyecek. Tamam öyle de diyecek. Yani, o zaman da işte bütün şirketler. O zaman da yabancıların eline geçiyor. Yerli yani, ve milli olmayacak. Yerli ve yabancı olacak. Yabancı sermaye yerine yabancılaşmış bir sermayemiz olacak. Evet. Sermayenin yabancılaşması olacak. Finansal anlamında. Yurt dışından kredi. Ama siz boşuna konuşuyorsunuz. Yüksek faizle geliyor. Bir de işin o tarafı var yani. Siz boşuna konuşuyorsunuz abi. Neymiş? Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Demiş ki dolardaki hareketlilik ekonomimizi etkilemez. Hadi canım. Vallahi demiş. Şimdi bunu bugün dememişti. Mehmet Şimşek'le bir oturup konuşsunlar o zaman da. Şimdi, hayır, ben şunu düşündüm. Yani muhtemelen kendi ekonomisinden bahsediyordur. Kişisel ekonomisi. Bizim Cüneyt Akman bugün ekonomi... Yalan mı Bülent? Ne gülüyorsun? Bülent'in ekonomisi iyidir. Ekonomisi iyi. Gülmekten kamera sallanıyor. Şimdi bizim Cüneyt bugünkü ekonomi yorumunda 1.30'daydı. Dedi ki bir küpür gösterdi, gazete küpürü. 2018'de dolar kuru 1.97 olacak. Gazete küpürü. O zamanki ekonomi bakanı söylemiş. Pardon, hazine söylemiş herhalde. Hazine mi yapıyor? Dolar tahmini. Merkez Bankası. Hazine. Yapıyor. 2018 dolar tahmini. Evet, yani devletin dolar tahmini buydu. Devletin ya da dolar, hükümetin. 2018'de 1.97. Tam 4 lira şu anda. İki misli. Dedi ki Cüneyt, ya bunu dedi, bu devletin lafı, bunu da işte devletin bürokratı söyledi, ilgili bürokratı. Ama tutmadı, ikimizdi şimdi hedef. O zaman da bu bürokratı görevden almak lazım. Eğer devlet bilerek yalan söylemediyse, ki devlet yalan söylemez,
diyor dedi. O zaman dedi demek ki işi bilmeyen bir bürokrat var o ilgili yerde, onu görevden alması lazım yoksa ekonomi batacak yani. Hakikaten de öyle bir tabloyla karşı. Bir de o tarihte bunu söyleyen hala görevde miymiş onu da bilmiyoruz. Yok canım, çoktan gitmiştir. Bence de gitmiştir. Görevde çoktan olabilir ya. Bu bir iki yıl öncesinin şeyi. Yok, çok da bir iki yıl değil ha. Hı? Kaçtı? 13 müydü? 15 miydi? Öyle bir tahmin miydi? Neyse 4 yıl yani muhtemelen gitmiştir yani diye düşünüyorum. Peki Nihat Zeybekçi'ye göre dolarda hareketlik ekonomisi etkilemiyor ama Mehmet Şimşek'e göre kredi falan almayın kardeşim, batarsınız diyor. Bulursanız eğer, yabancı bir zengin bulursunuz, ortak bulun kendinize. Ama yine de münafıklık yapmayın, ekonomi iyi gidiyor. İyi, güzel. Kapatalım. Vatandaş da bunu iyi hissediyordur, yakından hissediyordur. Seçimlerde de gereken... Halit, biz bunları bugün konuşmuyoruz. Yani bunlar dün de öyleydi, bundan önceki gün de öyleydi. Yani hep bu böyle. Ama nihayetinde bu milletin önemli bir bölümü bu politikaya, bu politikayı yürütenlere oy veriyor. Şimdi oy veriyor. Memnunlar demek ki. Yani onu söylüyorum ben de. Bak Cumhurbaşkanı diyor ki, Bülent bir görsene şurayı, bak ne demiş, ben millet izleyici görsün, ben söylemeyeyim yani. Sandıkları patlatacağız. Patlatacağız diyor. Gerçek anlamda mı patlatacağız? Yok, 2019'da oylarla patlatacağız diyor. Yani daha şimdi, önce de söylemişti bunu. 2000'lerde 2015 seçimlerinde mi yoksa referandumda mı? Söylüyor. Daha sürekli daha önce bu. Milleti, sandıkları milleti patlatacağız. Gazlama şeyi, sloganları bunlar. Sandıkları patlatacağız. Değil mi? Dur, ses biraz cılız geldi. Tekrar ediyorum. Sandıkları patlatacağız değil mi? Bu sefer salon daha gür bir sesle, evet falan diye. İşte gençler ayağa kalkın, onlara söyletiyor. Kadın kolları ayağa kalkın, ana kademeler ayağa kalkın, onlara tek tek söyletiyor bu tür şeyleri. Yani demek ki hani biz burada boş konuşuyoruz yani. Hani millet demek halinden memnun. Salon. AKP'nin salonlarında başka bir millet var. Ama Gaziantep'te Binali Yıldırım'ın salonunda da millet yoktu. Boş salona konuştu. O kadar çabalamış Gaziantep Teşkilatı AKP'nin. O görüntü var mı? Salonu doldurma var. Haberleri kullanmış. Rejide var. Var mı? Varsa, Kutay varsa var bir bulsanız ha. Binali var Yıldırım mı? Gaziantep salonda yaptığı konuşma. Boş salon. Bulduğunuzda bir ara verin işte. Neyse evet, bulduğunuzda söylerseniz hakikaten bir görelim bakalım. Boş ne kadar kızmış, boş. Kızmış kızmış Binali Yıldırım. Kızmış mı? Ne? Ne demiş Bülent, bir de şuraya alsana şu fotoğrafı. Yine Cumhurbaşkanı'nın dünkü ilçe kongresindeki salondan bir görüntü. Şimdi askeri kamuflajlı gençlerin ayet okumasının üzerine Erdoğan, ayet okumuşlar askeri kamuflajlı gençler. Erdoğan demiş ki onları siz bana bırakın. Kabristanlarda okuyun da siyasi toplantılarda bunları bize bırakın. Neyi nerede okuyacağımızı iyi belirleyelim. Buralara nasıl geldiğimizi iyi bileceğiz. Türbede miyiz, camide miyiz? Bunları ayıracağız. Yoksa siyasi toplantıda mıyız? Ayıracağız. Burada, yani çok belli ki rahatsız olmuş. Evet, hani siyasette olmuş. Kullanılıyor falan filan bu Afrin Harekatı, devlet millet meselesi diyoruz. Devletin âli menfaatleri diyoruz. Ve dolayısıyla siyasette de kullanılmasının doğru olmadığını söylüyoruz ya. Sayın Cumhurbaşkanı orada bir aklı evvel onları giydirmiş. Ondan da rahatsız olmuş. Evet. Ama diyor ki bunu diyor sen yapma. Gerekirse ben yaparım zaten diyor. Ya şu, onu söylüyor. Siz dozunu ayarlayamazsınız. Ayarlayamazsınız. Ben onu kıvamında tutturur veririm diyor. Evet. Geçenlerde bir şey vardı, hoca vardı. Cuma günü. Hutbe veriyor. Hı. Fark ettin mi o görüntüyü? Yok, hatırlamadım. Reklam yapıyor evet, değil mi? Bir telekomun. Diyor ki devlet kurumu falan diyor ama o devlet kurumu değil işte yani. Değil. Yanıldığı şey o. Şu kadar diyor. Gigabyte diyor. Gigabyte ne diyor, bedava diyor falan filan. Bildiğin cuma hutbesine adam evet, reklam ya, camide. Almış. Camide. Hı-hı. Camide hutba, reklam almış. Hutba arası reklam. Rica yani. Etmişler hocadan. Evet o da insanlık diye. Namına cuma hutbesinin arasına reklam sıkıştırmış. Geldiğimiz yer bu. Bu arada hazırmış Kutay, hazır diyor. Ben de buldum imamı. Dur imamı sonra verelim bir dakika. Hı. Boş salonu görelim. Kutay. Binali Yıldırım Gaziantep. Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda dün partililere hitap etti. Yıldırım'ın boş salona konuşmasıysa
kameralara yansıdı. 630 binin üzerine çıkardık. Göreve geldiğimizde... Gaziantep'te iki haftaya yakın bir süredir otobüslerle çeşitli çalışmalarla Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceğini duyuran AKP Gaziantep İl Teşkilatı, Şahinbey Belediyesi spor salonunu doldurmayı başaramadı. 80 binden 630 bini üzerine çıkardık. Gaziantep değil mi burası? Gaziantep. Şahin Tayyar'ın memleketi mi? Evet, Şamil Tayyar'ın seçim bölgesi. Yalnız Suriye'deki olayların en şiddetli yansımasında olduğu illerden bir tanesi Gaziantep. Onu da biraz dikkate almak lazım. Ama o nedenle o nedenle değil mi boş salon? Bence bir tepki var. Yani hükümete tepki var. Yani bir başbakan böyle hani alışığız ya biz onlardan. Cumhurbaşkanında alışığız. Dikkatini, Cumhurbaşkanında alışığız. Dikkatini çekerim. Başbakanda alışığız değil. İşte mesele de o biraz galiba. Başbakan için çalışmıyor örgüt. Patron diyor, reis. Başbakan geldi, hadi konuşsun işte gelenlere falan gibi. Yani böyle bir gayret. Reis olsaydı gelirdi. Orada, reis olsaydı orada, doldururlardı. Orada bir AKP'nin kendi içinde teşkilatında bir sıkıntı var gibime geliyor. İşte olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Ne olursa olsun burada böyle bir parti içindeki bir sıkıntının yansıması o salona. İşte hem reis var nasıl olsa kardeşim, yorulmayalım. Başbakan bulduğu kalabalığa konuşsun. Reis gelirse zaten, reis gelince zaten bütün kamu müdürleri zaten başta Milli Eğitim Müdürü olmak üzere talimat yazıyor okullara. Tabii canım. Herkes geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. İşte öğrenciler... şu gün şu saatte şu toplantıda mutlaka olsun öğrenciler, öğretmenler falan diye. Diğer kamu kurumları da yapıyor. Sen imamı buldum diyordun. Şu reklam alan imam. İmam buldum. Şimdi tabii orada bir kurumun, bir firmanın adı da geçiyor ama... Bu Rütük takar mı gizli reklama Rütük diye? Takar mı yani şimdi? Ya bu, imama takmıyorlar da haber olarak biz kullanacağız. Bize niye taksınlar? Şey, bu firma bize reklam vermeyen firmalardan birisi zaten. Dolayısıyla hani bu firmayı hani kollayalım, gizli reklamını yapalım diye bir derdimiz yok. Tamamen bir haber amaçlı yayınlıyoruz. İlgili arkadaşlarımızın dikkatini çekiyorum. Yani Rütük'teki ilgili arkadaşlar. Yani Rütük'teki ilgili arkadaşlar haber yani. Hani o nedenle yayınlıyoruz. Yani gizli reklam falan yok. Bir ayıbı deşifre ediyoruz. Yani ihtiramımdır. Söyleyelim, güç söyleyelim. Ne demek söyleyelim. Türk Telekom'un şeydeki kampanyaları var. Bu kampanyaların yanında haliyle çocuklarımız okula gidiyor. Yani internet lazım oluyor evde vesaire. Evde diyor sabit telefonu olan diyor evde. Sabit telefonu olanlara diyor 20 GB internet 15 liraymış. Bilgi sormayan varsa sadece bilgilerini almak istiyorum. Evde sabit telefonu olanlara 20 GB internet 15 lira. Sabit telefonu olmayan arkadaşlara da 20 GB internet 30 lira. Modemi de diyor bunun içinde bedava olarak diyor. Gelip kuracağız diyor. Bu şekilde ihtiyacı olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, komşularımız varsa bundan ne yaparlar? İstifade ederler inşallah. Şimdi yine tabii özel olsa yapmayı da başa mı geçti? Yok. Bir çok sevdiğimiz bir arkadaşımız rica etti. Hocam ne olur bunu bir duyur dedi diyor. Soru çok güzel bağlanıyor. Yok, sonu, ben sonunu bekliyorum. Markayı bulurlayacaktım değil mi? Geç kaldım. Tekrar başa döndü o. Yok, başa dönüyor tekrar. Yok. Başa dönüyor. Ha, tekrar veriyor. Sonunu bekle, sonunu. Tamam. Sonu. Sonuna dikkat edin şimdi. Dur. Allah. Sonunda çok güzel Fatiha'ya gidiyor. Öyle tamam, mi? Hemen Fatiha'ya bağlı. Anında böyle cüva falan filan. Sonu öyle. De burada şey videonun sonu. Son işte birkaç saniyesi kesilmiş. Benim izlediğim aynen öyle devam ediyordu. Ha tamam. İşte bu İsmail. Başka bir. El Fatiha. Şimdi sanki dua okudu da Fatiha'ya bağlı. Bir dakika. Dinle. Dur. Biraz daha geri alalım. Reklamdan geç. Komşularımız varsa
inşallah. Rabbim dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Amin. Bu cuma ayetinde dua edip duası kabul olma kullandığımda da Rabbim bizleri ilham eylesin. İnşallah değerli cemaatimiz. El-Fatiha. Hayırlı olsun hocam. Yani adam konuşuyor, reklamını yapıyor. Reklam ondan sonra da cumanız hayırlı olsun diyor. Ve ondan sonra da El-Fatiha diyor. Hakikaten El-Fatiha abi hocam. Valla ne, sen ne okursun bilmiyorum ama gerçekten El-Fatiha. Ben yapmazdım. Şu dilin, efendim? Ben yapmazdım da bu reklamı. Bir arkadaş rica etti. Hem devlet şeysiymiş bu. Devlet şeysiymiş bu. Sattılar onu. Olsaydı yapmazdım da bir arkadaş rica etti. Duyuru vereyim dedim diyor. Yani keşke devlet yapıyor ya. Keşke devlet şeysi olsaydı. Sattılar onu 3 kuruşa. Ve bunu camide cuma namazı hutbesinde yapıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı. Ne yapacaksınız? Şimdi diğer firmaların, diğer rakip firmaların, yani bu imamın adını andığı firmanın rakibi olan aynı sektördeki telekom firmalarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na Haksız rekabetten dava açması lazım. Değil mi? Öyle değil mi? Canım, Diyanet İşleri Başkanlığı da der ki cumalarda hutbe aralarını artık reklam alabilirsiniz 30 saat. Hayır biz öyle. Oturumda tarife belirler. Fatiha öncesi şu kadar. Fatiha sonrası bu kadar. Hutbenin başında şu kadar. Hutbenin başı. Tarife böyle. Koyarsın. Evet, olur biter. Tarifelendirir. Para kazanır. Şeye bak. Tabii. Doğru söylüyorsun. Bu kadar cami var, bu kadar imam var. Bütçeden 5 bakanlığın bütçesinden fazla para alıyor. Hiç olmadı bir kısım masrafını karşılar yani. Reklamlardan. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı bakalım ne yapacak? Bir şey de yapmadı herhalde değil mi? Bu haberin devamı değil. Bu cumadan beri bu dönüyor. Cuma, cumartesi, pazar. Bugün 3 gün oldu. Abi, bir bilsek bir soruşturma mı? Ne bileyim ben. Bir yani, şey gelmedi herhalde. Hoca Efendi şey falan diye sormuştur. Ya, Hoca Efendi yapmış yapacağım da Diyanet ne yaptı acaba? İşte sormuştur. Ne yaptın sen Hoca Efendi? Söyleyeyim. Çok fazla baskı olursa eğer bir idari soruşturma açar. Onu da oradan eğer imamsa işte alırlar herhalde bir yerde müftü falan olarak atarlar. Ama yalan beyanda bulunmak da var. Devlet şeysi diyor, devlet şeysi değil. Hani diğer tarifeler doğru olabilir. Büyük ihtimalle doğrudur tarifeler. Tabii. Ama o firma devlet şeysi değil. O kendi şeysi. Evet, peki. Ben şimdi sordum Google'a imama şey var mı diye. Ne dedi? Bir şey görünmüyor. Zaten Barış arkadaş bir tepki göstermiş. Olsaydı haberimiz olurdu. Evet, olsaydı bir haber. Reklamcı hocaya. Ben utandım soruşturma açıldı diye. Evet. Peki, şimdi bu imamı da kapatalım. Sırada ne var? Diğer imamlar, Cumhurbaşkanı. Ha, tamam, peki. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı bugün şeye gitti. Ama imam değil mi? İmam Hatip mezunu değil mi? İmam Hatip mezunu da imam dememek lazım. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün peki. Varna'ya gitti. Evet, Avrupa Birliği. Bulgaristan'a. Avrupa Birliği. Zirvesi var. Avrupa Birliği Türkiye zirvesi için Varna'ya gitti. Giderken Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki video izleteceğim dedi. Şeyde zirvede. Hmm. Bu herhalde terörle ilgili. Terörle mücadele Suriyelilerle ilgili olabilir. Suriyelilerle ilgili kamplarla ilgili de mültecilerle ilgili de olabilir. Video izleteceğim. Mütilirsin'e de izletti galiba değil mi bir video? 3 saatlik görüşmede sarayda. Ya elinde bir kaset var, video. Bu Suriyelilerle ilgili herkese gösteriyor herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da. Sonuç alabildik mi bugüne kadar bilmiyorum onu tabii ki. Önümüzdeki süreçte anlarız tabii ki bu diplomatik temasların sonucunu. Evet, sonra Rami. Vallahi havaalanında açıklamaları var. Sincar diyordu Cumhurbaşkanı. Sincar PKK. Şöyle, Sincar'a girdik geleceğiz, bir gece ansızın gelebiliriz falan diye şeyleri vardı. Uyarıları evet. Cumhurbaşkanı'nın. Bu tabii orayı boşaltın anlamında da bir uyarı olarak kabul edildi belli ki. PKK Sincar'dan çekilmiş Irak yetkililerinin verdiği bilgiye göre. Yerine de Irak kuvvetleri yerleşmiş. Hı. Cumhurbaşkanı dedi ki Irak'tan bir yetkili gelecek. Dışişleri Müsteşarı'yla görüşecek. Ayrıntıları öğreneceğiz. Biz de öyle duyumlar alıyoruz dedi. Hı. İstihbarattan dedi. Yani Sincar'dan PKK çekiliyor. Çekildi anlamında. İşte 60-70 kilometre falan mesafede Sincar. Bu arada lafını unutma. Bir son dakika gelişmesi var Rami. ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış. Bu önemli. Ya bir İngiltere sınır dışı ediyor, bir Amerika. Bu İngiltere ile
Rusya tartışması çerçevesinde mi o? Bilmiyorum, habere bakıyorum. ABD 60 Rus'u sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'nın Seattle konsolosluğu da kapatılacak. ABD dışında Almanya, Ukrayna... Şeydir ekran, bu, hani ekran, Rusya ABD seçimlerine mi gittin, müdahale ekran gitti ya. Soruşturma da sürüyor ya bu ara. Rusya'nın ABD dışında Almanya, Ukrayna, Çekya, Polonya ve Letonya bazı diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatı sınır dışı edecek. Amerika değil ya, de 60 diplomatı. Haberin içiyle başlığı karışık. Çelişiyor, bildiğin çelişiyor. Olabilir. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatı sınır dışı edecek. Haberin başlığı da tam tersi, ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı ediyor. 60-60 ya da yani böyle bir öyle durum var. Öyle genellikle gidiyor, evet, ya, mütekabiliyet esasları. Evet, muhtemelen şey değil, çelişki değil. ABD'nin hamlesine karşı Rusya'da bir hamle gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Ondan sonra haber daha devam ediyor ama yani önemli olan burada bu böyle bir kararın alınmış olması. Evet, sen devam et Sincar diyordun, kusura bakma. Sincar işte öyle. PKK çekildi diye bilgilerimiz var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Iraklı yetkililer de çekildi, biz ağır silahlarımızı onların çekildiği yerlere girdik diyor. Irak'tan da bir yetkili geliyormuş Cumhurbaşkanı'nın verdiği bilgiye göre. Dışişleri Müsteşarı ile görüşecekmiş. Dolayısıyla ayrıntıya sahip olacağız ama PKK belli ki Türkiye'nin baskısıyla Sincar'dan çekiliyor. Membiş ile ilgili gelişmeler var. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalar var. Amerikan yönetimine dayanarak yapılan açıklamalar bunlar tabii. Artık diyor Membiş diyor o kadar önemli değil. Türkiye ve Amerika bunu halledebilir, daha kolay anlaşılabilir bir noktaya geldi diyor. Anlaşıldığı kadarıyla Membiş'ten de çekilecek. Yalnız bu çekilenler nereye gidiyor ben onu bilmiyorum. Şimdi, kimse bir şey anlamıyor. Ama anladığım kadarıyla anlaşma henüz yok, anlayış var. Anlayış birliği şimdi, var. Yani. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ben de tam o haber açıkladı. Öyle mi? Şey yaptın, söyledim. Membiş artık stratejik değil. Anlaşmaya varabiliriz diyor. Türkiye ile Amerika Membiş konusunda anlaşmaya varabilir. Artık stratejik olma özelliğini kaybetti. Neden? Çünkü Membiş'ten Afrin'e yürünebilirdi. O nedenle Membiş stratejik bir noktaydı. Yani Afrin'in ensesinde, Afrin'e yürüme merkezi olarak. Şimdi Afrin diyor Türklerin kontrolüne geçtiğine göre artık bir anlamı kalmadı Membiş'in diyor. Dolayısıyla diyor Amerika ile Türkiye kolay uzlaşabilir. Bence o iş yani öyle değil. YPG'yi oradan daha rahat çektirebiliriz. Bir kriz çıkmaz diyor. Stratejik olma özelliğini yitirdi. Doğru. Çünkü Fırat'ın doğusunu ABD garantiye aldı. Yani ölümü gösterdi, sıtmaya razı etti. Evet, öyle yorumlar da var. Ama bence isabet oranı da yüksek bu yorum. Ama ben şimdi Cumhurbaşkanı da bu Tel Rifat Suriye'de mi, Irak'ta mı? Irak tarafı. Yalnız bu şimdi, telrifatlılık iş değil. Cumhurbaşkanının söylediği, Fırat'ın batısında biz bu terörü temizledik. Doğusuna ve hatta Sincar'ın adını işte o çerçevede veriyordu. Sincar, Kandil filan Irak'taki, Irak sınırındaki terörü de temizleyeceğiz. Bunu da Irak'la beraber yapacağız söylemleri vardı. Ondan sonra Sincar, belli ki Irak hükümetine bir baskı yapıldı. Irak Merkezi Hükümeti tarafından PKK'ya baskı yapılmış. Onlar da çekilmek durumunda kaldılar. Ama şimdi, bu çekilenler nereye gidiyor? O meçhul, anladın mı? Yani Irak topraklarında olan bir ilçeden söz ediyoruz, Sincar'dan. Ya çekildi oradan. Nereye gidiyorlar? Irak birlikleri girdi. Bunlar nereye gitti? Ya tekrar Kandil'e gidiyorlar. Kandil'de toplanacaklar. Orayı boşaltmışlardı. Sincar'a, evet. Sincar'dan da Afrin'e ve Fırat'ın doğu taraflarına yerleşmişlerdi. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki Tel Rifat'a da, Tel Rifat hedefimizde diyor. Tel Rifat Suriye'deymiş, şimdi bakıyorum da. Suriye'nin şehri yani. Yani şey. Tel Rifat, Membiç, İdlib, orada bir hakimiyet tesisi için planlar var. Evet, dolayısıyla şimdi Tel Rifat'a gideceğiz. YPG'yi orada da temizleyeceğiz. YPG PKK'yı diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla hani zaten Afrin'i bıraktı YPG. Doğusu. Ya bıraktıktan sonra Münbiç'in de bir etkisi kalmadı. Onun için o elçinin söylediği son derece, hangisi? Jeffrey miydi? Jeffrey. Son derece doğru bir şey söylüyor herif. Gerçekten stratejikti. Oradan Fırat'ın batısını işaret ediyordu. Ha, ondan sonra
Bu olmadı. Çünkü olmasında çok talepkar değildi. Onun için Fırat'ın doğusu önemliydi. Oraya yerleşti. Dolayısıyla artık Münbiç verirse ne olur, tamam, verirse şimdi ne peki, olur ABD açısından. Peki tamam, onu şimdi Sayın Cumhurbaşkanı zaten yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği için, konuştuğu için onu diyorum. Diyor ki Fırat'ın doğusunu da temizleyeceğiz diyor. İşte Tel Rifat'a gireceğiz diyor ki Tel Rifat Fırat'ın batısında değil, doğusunda. Buna ne diyorsun İsmail? Yani hani Amerika ne verirse onunla yetinecek bir halimiz yok Türkiye'nin. En azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden onu anlıyoruz. Tel Rifat'a da gireceğiz. Münbiç'i de alacağız. Sonra Irak sınırına kadar diyor temizleyeceğiz. Sincar'a da gireceğiz. Irak'ın işte Suriye sınırında değil mi? Sincar, Irak şehri. Yani bütün bölgeyi PKK'dan ve YPG'den temizleyeceğini söylüyor Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Ya umarım yapar. Yani yaparsa da i̇şte niye yaptın Sincar'da, falan demeyiz Sincar'da yani. Sincar'da sonuç alınmış gibi görünüyor. Umarım yapar. Sincar'da evet, Sincar'da zaten bir çekilme başlamış herhalde. İşte Irak öyle diyor. Irak hükümeti biz girdik, PKK çekildi diyor oradan. Biz ağır silahlarla onların çekildiği yerlere konuşlandık diyor. Dolayısıyla Sincar'da bir Türkiye'ye tehlike yaratabilecek PKK varlığı kalmadı diyor evet. Irak yönetimi. Şimdi Fatih Erbakan. Ya Cumhuriyet de onu manşet yapmış. Aynı haberi mi konuşacağız? Yok yok, ben zaten haber yok önümde. İstersen sen şey yap. Erbakan. Ya ilginç bir şey. Siyasi gündemin içine yani bir şekilde oturdu değil mi? Fatih Erbakan, rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu, Saadet Partisi'ni ikna edemeyen AKP Fatih Erbakan'ın peşine düştü. Erdem Gül'ün, Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Erdem Gül arkadaşımızın analiz haberi. MHP ile ittifaka rağmen seçimde %50 artı biri garanti görmeyen AKP, Saadet Partisi'nin peşinde. İktidar seçimlerde yürüteceği milli ve yerli cephe kampanyasının Saadet Partisi olmadıkça tutmayacağını düşünüyor. MHP ittifakı nedeniyle Kürt oylarında yaşanacak kaybın da Saadet ile kapatılabileceği hesapları yapılıyor. AKP'liler SP'nin net duruşuna karşın parti içinde farklı eğilimlerle kurulabilecek bağlantılar arıyor. SP içinde bazı kesimlerle gayri resmi görüşmeler yapıldığı kulislerde dile getiriliyor. Saadet yönetimi ikna edilemezse Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın ittifaka dahil edilebileceği de belirtiliyor demiş. Yani Saadet'i alamazsak ittifaka, Fatih Erbakan'ı alarak Saadet tabanını hani böleriz hesabı. Ya Saadet bu bana çok şey gerçekçi gelmedi bu yorum. Öyle mi? Niye? Fatih Erbakan'ın gücü olsa zaten Saadet'in başına geçmek için uğraştı. Temel Karamollaoğlu ezdi geçti Saadet'in başına. Sonra parti kurmaya kalktı. Onu da ne kadar becerdi bilmiyorum. Beceremedi galiba. Milli Görüş'ün abileri buna sen bir kenarda dur bakalım dediler. Kardeşleriyle, kız kardeşleriyle bir sürü şey yaşadı, anlaşmazlık yaşadı. Kız kardeşleriyle babasından kalan mirası paylaşmakta bile sorun yaşayan bir yani arkadaş. Fatih Erbakan, adı hani Necmettin Erbakan'ın oğlu olması hasebiyle Saadet'in tabanında bir etki yaratacak olsaydı genel başkanlığı derlerdi ki sen Erbakan'ın oğlusun, gel geç partinin başına. Yani şey, AKP'nin böyle bir tavrı var aslında ya da böyle bir ne tarzı, yapacak Fatih tarzı var. Hayır. Şimdi daha önce de rahmetli Alparslan Türkeş'in oğlunu milletvekili yapmıştı. Kutalmış Türkeş. Evet, küçük oğlunu. Evet, küçük oğlunu. Büyük oğlunu da sonradan aldı, başbakan yardımcısı yaptı. Ha. Yani o başka bir sembolik. Ama yani bir soyadından birisini alıyor ve kendi listelerinden milletvekili yapıyor. Yani önemli işte bir soyadan. Herhangi bir yerden milletvekili yapar Fatih Erbakan'ı da. Hepsi o işte. Ahmet Kutalmış Türkeş. Ahmet Kutalmış Türkeş. Onu evet yaptı iki dönem yaptı, galiba. Yani Fatih Erbakan etkilidir, etkisizdir. Sonradan ayrıldı AKP'den. Sonradan ayrıldı. Geçenlerde bir açıklaması vardı bu Ahmet Kutalmış Türkeş'in. AKP'ye katılmasının yanlış olduğu falan filan anlamında. Evet. Yani yanlışı fark etti ve daha sonra da zaten ayrıldı, istifa etti bir biçimde. Artık ne oldu ne bitti bilmiyoruz bizim. Geçenlerde ama ayrıldı nihayetinde. Daha önce 2007 seçimlerinde AKP'ye katılmış eski CHP'liler vardı, hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyız? Hatta bakan olmuştu bir tanesi. Onun da 4-5 kişilik bir ekibi vardı. Onunla birlikte milletvekili olmuşlardı. Geçenlerde onlardan biriyle karşılaştım. Milletvekili olanlardan birisiyle. Ya diyor yaptım bir hata diyor. Çok pişmanım. Ne hatası dedim? Hani anlayamadım birden. Böyle bir düğündeydik.
Yani ben dedi hani biliyorsun işte AKP'ye katıldım ya dedi. Onun dedi şeyini yaşıyorum, mahcubiyetini, ezikliğini yaşıyorum. Böyle CHP'lilerin olduğu ortamlara gidiyor. Bir CHP'linin kızının düğünüydü karşılaştığımız yer. Hani bayağı şey böyle, hakikaten ezik yani. İki dönemde milletvekilliği yaptı AKP'den, İzmir milletvekilliği yaptı ama onlar şey yani... Şimdi, mahcup diyelim, yani ben de dedim abi dedim yani hayat insana sürükler dedim yani şey yapma hani dert etme dedim yani. Yani yaptığın bir hata boş ver yani. Oldu geride kaldı hani bundan sonrasına bak dedim yani. Peki yani, teselli ettim yani. Verdiği zararla ilgili bir açıklamasını biliyor muyuz? İşte ya pişman ve şey... Kamuoyuyla yani, paylaşsın o zaman özrünü. Yani şimdi bu çok doğru. Bir çiftçi amcanın sesi vardı biraz önce değil mi bizde? Bas bas bağırıyordu. 16 yıldır oy veriyorum. Ha, şu traktörün... Ver Kutay ver. Ha. Zaten kısa bir ses. Böyle demokrasi var. Ben mahvolmuşum ya çift taraftan. Bir bende halk mahvolmuş. Bitmiş yani bitmiş. Deyince pancara yer attılar. Yapma ya. Pancara, biz oraya yesinler de tükasınlar da kurtulalım yani. Çiftçiyi zaten bitirdiler. Zaten anahtar bizim elimizde anahtar kaybında utanır. Şu anahtar var ha. Şurada bir sene sonra. Oy verdin AK Parti'ye sen. 10 asrıdır oy veriyorum. Dur bekle. Hala da Evet ses daha var. Daha var. Ama 16 senedir oy veriyorum. Bak bir ses de ben dinleteyim mi? Dinlet. Şu başında bir faullü laflar var onu. Neredeydi o? Sanal medyanın düşmanı uğrayacağız. Bir gün başımıza bir iş gelecek bundan ya dur bakalım. Kaçacak arada. Yolu oraya yaptınız. Her şeyi büyükşehirlere yaptınız. Bize ne yaptınız ya? He? Ne yapalım? Kapatıp gelelim mi köyleri? Bunu mu istiyorsunuz? Yığılalım mı 1400? Ne oldu be? Bak bakalım Tarım Bakanı. Dur başını. Tamam. Burası kritikti, tam zamanında müdahale etti. Neyse yani buraya gelmiş insanlar da. Kardeşim o zaman da kelime seçmiyorlar yani. Gelen gidiyor. Sokacaksın ha. Ama şey var yani, hani tam bu şey dedi ya, işte bak işte bu köylü de, bana bak Tarım Bakanı diyor ya. Şurada bir şey, işte fotoğraf şey, vardı. Bu yani. Şimdi gariban bir köylü. Ne yap? Fındık ekiyorum para etmiyor, almıyorsun işte. Pancar ekiyorum. O almıyorsun. Portakal yapıyorum, almıyorsun. Ne yapayım kardeşim ben diyor. Gelip de İstanbul nüfusunu mu şişireyim diyor. Yani devletin başına ben mi yük olayım diyor. Göç mü edeyim diyor. Bak, aynı feryadı işte Ümit Zahim demin başta konuştuğumuz iş adamı. Yani değil mi? O da bu şeyin, bu köylünün çok daha büyük hani iş adamı yani. Muhtemelen yanında binlerce kişi çalışıyor. Yani en küçüğü donumuza var. Donumuza kadar ipotekliyiz diyor. En şimdi, küçüğü var. Mardin'de bir çift. Şimdi bulamadım. Korkusuz gazetesinin ilk sayfasındaydı fotoğraf. Kara Saban'a döndük. Çiftçi atı koşmuş önüne, kendini de koşmuş arkasına tarla sürüyor. Niye diyorlar? Traktörü bağladık diyor. Nasıl kullansın? Mazot abi de zam geliyor. Hani ne oldu? Yarısını karşılıyorlardı mazotumuyla. Döndük Kara Saban dönemine yani. Korkusuzdaydı. Burada yok korkusuz. Bulamadım. Burada yok mu? Ha. Almıştım ya. Yani işte. Ya da ben bulamadım. Siz laf çevirin ben bulurum. Ha, yok. Baktım tek tek. Yani şimdi söylemek istediğim şuydu aslında. Yani o çiftçi amcaya gelirken. Nereden açıldı? Bu AKP'ye geçen bu sol pandası ya da CHP'li isimden geldik oraya. Şimdi bu amca 16 yıldır ben veriyorum diyor. Oy veriyorum diyor. Artık anahtar bendedir, vermeyeceğim diyor. Öbür tarafta Şaban'ın sosyal medyadan izlettiği bir başka. O da bir isyan. Şimdi bu adamcağızların, bu yurttaşların bir oyları var. Ama etkili noktada siyaset yapan insanların meşruiyet kazandırmak gibi bir misyonları vardı o dönem. Etkili insanlar derken neyi kastıyorsun? Yani kendi camiasını işte Cumhuriyet Halk Parti'den biz herkesi kucaklıyoruz falan. Yani şeyde bağlamaya çalışıyorum biraz önce hani. Pişman olan evet. Eski CHP belli AKP'ye geçmiş evet, olan. AKP'ye katkısı şu çiftçiden çok daha fazladır. Doğru, o çiftçi doğru. Özel işleri yapıyor bak. Elim kırılsın diyor, 16 yıldır diyor verdim diyor. Anahtarı ben de şimdi söylemek vermeyeceğim diyor. Bu. Yani, söylüyor adam ne olduğunu. Bu camiada...
bu siyaseti yaparken öbür camiaya geçtiğinde en azından bir algı da yaratarak geçiyorsun. Tabii canım. Meşruiyet katarak geçiyorsun oraya. Dolayısıyla o çiftçi amcanın bir oyu var ama bu etkili siyaset yapan kamuoyunun bildik isimlerinin etkisi çok daha güçlü oluyor. Ya İsmail, şu Hürriyet gazetesinin 2007 yılına kadar öyle manşetleri vardı ki hatırla, 2006-2007 yılına kadar AKP 2002 Kasım seçimlerinde geldi. AKP hükümeti kurulduktan itibaren 2006'nın sonlarına kadar öylesine destekledi ki AKP'yi şu Hürriyet gazetesi. İşte bunu satmak zorunda kalan Aydın Doğan, AKP'nin faşizmi nedeniyle satmak zorunda kalan Aydın Doğan 2007 yılına kadar bu AKP'nin faşizmini destekledi. Ha, faşizm olduğu için desteklemedi. İşte bunlar gömlek değiştirdiler, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacaklar, Türkiye'ye demokrasi getirecekler filan diye olağanüstü desteklediler. Ben de o zaman Hürriyet'te çalışıyordum. O zaman yani Hürriyet'in manşetlerinden, hani Hürriyet'in bir muhabiri olarak utanır hale gelmiştik. Ertuğrul Bey Ankara'ya geliyordu. O zaman Ertuğrul Özkök'tü genel yayın yönetmeni. Hani zaman zaman Ankara'ya geliyordu, büroya falan giriyordu böyle bizim içimize, muhabirlerin haber merkezine. O zaman biz sitem ediyorduk. Ya abi bu kadar da değil yani, niye bu kadar yandaş, hani AKP'yi destekleyen haberler, manşetler yapıyoruz. Olay böyle değil, şöyle falan diye bize kızıyordu. Hadi hadi oradan siz işinize bakın falan diyordu yani. Ama sonra 2007'den itibaren şey yaptılar, hani falan koydular o AKP'ye desteklerini ama iş işten geçti. Bu sefer Atalan Üsküdar'ı geçti. Atalan Üsküdar'ı 2008 yılında bir vergi cezası çaktı AKP, FETÖ ile birlikte. 4,5 milyar lira Aydın Doğan'a. 4,5 milyar lira. Geçen gün Aydın Doğan açıklama yapmış ya işte sattıktan sonra grubu. Benden diyor haksız yere diyor 1 milyar dolar vergi aldılar diyor. Onu kastediyor o cezayı. Şimdi diyor işte 17 kişiymiş o cezayı yazan şey. Hepsi FETÖ'cü. Maliye müfettişleri. Hepsi de FETÖ'cü çıktı diyor. İşte hapiste diyor çoğu diyor. 2-3 tanesi kaçmış galiba diyor. Ama diyor benim para gitti. 1 milyar dolarım gitti diyor. Yakınıyor. Şimdi bütün grubu satmak zorunda kaldı. Yani hani faşizmi kendisi besledi yani. 1 milyar dolara sattı. 1 milyar dolar da cezayı önceden verdi. Niye kendisi besledi de kendisi besledi derken hani işte toplumu ikna etti AKP'nin demokrat olduğuna, AKP'nin Türkiye'yi uçuracağına. Yani, aynen öyle televizyon falan, yayınları, yani milleti, gazete yayınları. Milleti hani birlikte kandırdılar değil mi? En baştaki kandırma nedenleri de Avrupa Birliği, Kopenhag kriterleri çerçevesinde Türkiye bir Avrupa ülkesi olacak, vizesiz seyahat olacak, Avrupa Birliği'ne tam üye olacak. Şimdi hiçbiri olmadı. Gümrük Birliği güncellemesi yapılmadı. Vizesiz seyahat çıkmadı. Avrupa Birliği'ne tam üye olamadık. Üstelik de zehir zemberek raporlar yayınlanıyor. Orta vadede ya da uzun vadede Avrupa Birliği'ne tam üye olacak olacağına inanan bir kişi çıkmaz Türkiye. Zaten Avrupa Birliği artık üye almayacağız diyor. Üye almayacağız. Belki özel bir statü geliştiririz diyor. İşin, artık üyeliği kapattılar zaten. İşin ironik tarafı da şu. Biz Avrupa'da dolaşacaktık serbestçe. Tabii canım, vizesiz, para kazanacaktık. Elimiz zengin olacaktık. Öyle gidip gelecektik. Ya şu anda bu ülkede o hal nedeniyle bir ilden bir ile giderken aranmadan giremiyorsun. Tabii canım. Otobüsler çek. Şehir kenarı. Evet. Yani geçtik göster, Avrupa'daki GBT'ler. Ülkeleri, şehirleri, hani dolaşmayı, kendi ülkemizde bir yerden bir yere giderken otobüsteysen eğer ya da arabada fark etmez, hop geç. Ha, güvenlik nedeniyle aramalar elbette olur. Ama hangi koşullar bizi bu noktaya getirdi, onu da çok iyi değerlendirmesi lazım sevgili AKP'li. Geçen hafta iki kez yani bu aranma olayı İlginç hakikaten, demek ki çok sık oluyor. Geçen hafta bir hafta işte, iki kez arada sadece benim başıma geldi. Birinde akşam buradan çıktım arabamla eve giderken akşam 7-8 civarıydı. Şurada ileride durdurdular. Kimlik kontrolü yaptılar polis. Geçen haftaydı bu. Bu hafta sonunda cumartesi günü İstanbul'a giderken İstanbul girişinde durdurdular. Tesadüfi çekiyorlar böyle istatistik herhalde polis. Yani, benim evet, arabayı da bana dedi gel gittim. Ehliyet, ruhsat, kimlik verdim. Şey yaptılar, böyle bir GBT'ye bakıyorlar. Yani 3-4 dakika bir GBT falan incelemesi yaptılar. Verdiler, teşekkür ettiler, gittim.
Yani bir haftada iki kez benim başıma geldi. Tabii şehirlerin giriş ve çıkışlarında bütün şehirlerin kontrolü. Bulvarda ben de iki kere. Bulvarda var yani. Orada ben de girdim mesela. Yani. Demek ki bayağı sık yapılıyor. Evet, ikinize de teşekkür ediyorum. Bitti programımız. Biz de teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk programıydı. Haftanın ilk programını burada tamamladık. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz size. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere.